Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ne İsmail ne İsmail şeklinde bir başlık atmış. Valeriy İsmail ve İsmail Kartal'ın taktik savaşından kazanan e, çıkmadı karşılaşmanın özet görüntüsünü zaten görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Detaylara yer vermiş iç sayfalardan da maçı ilişkin analizlere bakacağız. Akşam spor sayfasında derbide çek yat şeklinde bir başlık atmış. Sezonun son derbisinin skorunu Fenerbahçe'nin çek yat futbolcusu belirlediği için böyle bir başlık atmış gazete. Fenerbahçe'nin Çekyalı futbolcusu 7 ve 29. dakikalarda birer penaltı yaptırdı. Maçtaki en kritik hatalardı. Hakem karnesi Arda kardeşlerin ilk derbisinde kontrolü elinde tutamadı. Kararları memnun etmedi. Ali Koç Jorge Jesus için Portekiz'e gidiyor. Sözleşme detayları belli olmaya başladı. Fenerbahçe'nin bir numaralı İsmail Koç, Nisan ayının sonunda Jorge Jesus'la bir araya geldi. Dev Portekiz Cumhurbaşkanı da yer aldı. Ali Koç ve Jorge Jesus arasındaki görüşmenin fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Sarı lacivertlerde Jesus konusunda flash bir son dakika gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe'de teknik direktör konusu artık netlik kazanıyor. Herkesin merakla beklediği Jorge Jesus konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Başkan Ali Koç bugün itibariyle yeni Portekiz seferini yapıyor. Brezilya'dan Portekiz'e dönen Jesus da Fenerbahçe'yi bekliyor. Başkan Ali Koç ile Jorge Jesus Lizbon'da görüşmeler yapacağı ve artık anlaşma konusunda adımlar atacakları kaydedildi. 67 yaşındaki çalıştırıcının 2 yıllık sözleşme konusunda ısrarcı olduğu ve bu konuda Fenerbahçe'nin de ılımlı yaklaştığı ifade edildi. Altı yardımcısı ile beraber göreve gelecek olan Portekiz teknik direktörün 7-8 milyon euro arası bir maaş bütçesine de tamam demeye çok sıcak olduğu belirtildi. Jorge Jesus ile Başkan Koç arasındaki görüşmenin artık transferi bitirmeye yönelik olacağı, işin resmiyet kazanmasının an meselesi olduğu kaydedildi. Jorge Jesus ve ekibinin dün oynanan Beşiktaş Fenerbahçe maçını da Lizbon'da izlediği vurgulandı. Özellikle Jesus'un yardımcısı Deus'un da hazırladığı detaylı ve olumlu raporun ikna konusunda yardımcı olduğu belirtildi. Getson Fernandez Fenerbahçe'de Beşiktaş Galatasaray'a uzun yıllar unutulmayacak bir transfer çalım atarak Geson Fernandes'i transfer etmişti. Benfica'ya 6 milyon euro ödeneceğini kapa bildiren siyah beyazlar oyuncuyu yabancı sınırı nedeniyle Çaykır Rizespor'a kiralamak zorunda kalmıştı. Sezon sonunda Beşiktaş'a dönerek yeni sezona başlayacak olan yıldız oyuncu için ortalığı karıştıracak cinsten bir iddia ortaya atıldı. TV 100 yorumcusu Oğuz Altay Dün canlı yayında Getson Fernandes ile ilgili flash bir iddia ortaya attı. Altay, Getson Fernandes Fenerbahçe'de sezon sonu itibariyle çok büyük ihtimalle Fenerbahçe forması giyecek. Beşiktaş şu anda devre dışı çünkü parası ödenmiyor dedi. Fenerbahçe'ye bedava marka golcü. Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olan Fenerbahçe derbiden bir birlik beraberlikle ayrılmıştı. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Fenerbahçe rotasını Jorge Jesus'a Öte yandan Kanarya Jesus ile beraber bu sezon en büyük sıkıntı yaşadığı yer olan forvet pozisyonu içinde girişimlere başladı. Bu sezon Mergin Berişa ve Serdar Dursun'dan istediğini alamayan Valencia ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Kanarya gündemine dünya ünlü Rus golcü Artem Zuba'yı aldı. Rus basını Haziran 2022'de Zenit ile sözleşmesi sona erecek Artem Zuba'nın Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceğini yazdı. Öte yandan Artem Zuba'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Bununla beraber Artem Zuba'yı Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız da istiyor. Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek Artem Zuba kariyerine Spartak Moskova'da başladı. Daha sonra Tom Tomsk, Rostov ve Arsenal Tula'da oynadı. Son olarak Zenit'e imza attı. Artem Zuba bu sezon toplamda 36 maça çıktı ve 13 gol 10 asist üretti. Yıldız golcü Rusya milli takımı ile de 55 maçta 30 gol üretmişti. Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor. İşte o liste. Süper Lig'de bitime 2 hafta kala ikinci sırada yer alan Fenerbahçe sezonu bu şekilde tamamlamaya hedefliyor. Takımda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Yeni sezon öncesi Avrupa kulüplerinin radarında olan isimlerle gözden çıkarılan bazı oyuncular takımlar ayrılabilir. İşte o isimler ve detaylar. Arda Güler Fenerbahçe'de yaşadığı şanssız sakatlığın ardından ligin kalan maçlarında forma giyemeyecek olan Arda Güler Avrupa devlerinin takibinde. Bu sezon sonradan oyuna girdiği maçlarda gösterdiği performans ve yetenekleriyle dikkat çeken 17 yaşındaki genç futbolcu, başta Borussia Dortmund ve Liverpool olmak üzere birçok kulübün listesinde yer alıyor. Luis Gustavo Bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan Luis Gustavo, son olarak Beşiktaş derbisinde sergilediği performansa taraftarları memnun edemedi. Sözleşmesi 2023'te bitecek Brezilyalı tecrübeli futbolcu Atletico Mineiro'ya gidebilir. Mia bu sezon özellikle ikinci devrede attığı kritik gollerle takımı taşıyan isimlerin başında gelen Miyazait, Avrupa kulüplerinin el anı kabarttı. 27 yaşındaki Sloven orta saha ile İtalyan ekibi Hellas Verona yakından ilgileniyor. Altay Bayındır Fenerbahçe'nin bu sezon en çok güven veren isimlerinden olan Altay Bayındır uzun süredir Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor. Milli file bekçisi için Hollanda Deva Ajax'ın harekete geçmesi bekleniyor. Ozan Tufan. Takımı Ocak ayında dönen Ozan Tufan performansıyla teknik ekibi tatmin edemedi ve kadro dışı kaldı. 27 yaşındaki milli oyuncunun adı Sarı Lacivertlerin nezili rakibi Beşiktaş'tan anılıyor. Berke Özer. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Berke takımdan kesin olarak ayrılacak. 21 yaşındaki genç kalecinin yeni adresi Belçika ya da Beşiktaş olabilir. Atilla Zalai. Fenerbahçe'nin bu sezon öne çıkan isimlerinde olan Macar stoper Atilla Zalai'ye Avrupa'dan tekliflerin geldiği ifade ediliyor. 24 yaşındaki genç savunmacı kulübüne iyi bir bonservis kazandırarak takımlar ayrılabilir. Zalai'nin adı Southampton'la anılıyor. Kim Minje Sarılacivertler'de Atilla Zalai ile birlikte defansın bel kemiği olan Kim Minje de kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. 25 yaşındaki Güney Koreli Soper'le İngiliz ekibi Tottenham'ın yakından ilgilendiği bildirildi. Diego Rossi Fenerbahçe'de özellikle ikinci sezon grafiğini yükselten isimlerden olan Diego Rossi'nin adı Brezilya ekibi International ile anılıyor. Bright O'Sai Samuel Takıma katıldığı tarihten bu yana istikrarlı bir performans gösteren Bright Osai Samuel Sabek mevkisinde de teknik eğitim memnun etmişti. Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Crystal Palace'ın dikkatini çekmeyi başardı. O sayı Samuel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek. Mesut Özil Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in takımdan ayrılması bekleniyor. Yıldız futbolcu ile ilgili MLS öğrentileri var. O ses olsa Arjantinli tecrübeli futbolcu Sosa'nın sezon sonu kesin olarak takımdan ayrılacağı bildiriliyor.